Arkadaşlar öğleden önceki oturumumuzda projeyi bu hale getirmiştik. Şimdi dedik ki sağ tarafta sayfalama mekanizmasını ayağa kaldıralım. Yani bu burada işte ürünleri biz dörderli, beşerli istediğimiz gibi sayfalayabilelim şeklinde bir mekanizma yapmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışma bu olsun. Ürünleri sayfalama olsun. Hangi page size olarak kaç değer verirsek sayfa büyüklüğü olarak o büyüklükte elemanları listelesin diyelim bizim için. Bu bağlamda arkadaşlar hemen controller'ımıza gelelim. Şimdi bizim aksiyonumuz burası, doğru mu? Biz burada öyle bir şey yapacağız ki, yapmalıyız ki, şunu diyeceğiz, ben sana kaçıncı sayfaya git dersem, o sayfaya git demeliyim ve o sayfada eleman sayısı kaçsa bana onu vermeli diyorum. O yüzden şurada ben bir tane public bir tane page size oluşturmak istiyorum. Public int page size. Yani sayfa büyüklüğü. Default değerim de örneğin 5 olsun. Beşerli beşerli listelemek istiyorum. Şimdi sayfalamanın mantığı nedir? URL'de ben diyeceğim ki sen şu an ikinci sayfaya git diyeceğim. Benim için ikinci sayfada 5 eleman listeleyecek. Üçüncü sayfada 5 eleman listeleyecek. İşte bu gibi işlemleri, yani ben URL'den okumaya çalışacağım bu işlemi, kısacası yapacağım işlem şu olacak arkadaşlar. Evet, ben buraya product index dedim. Soru işareti page deyip örneğin 2 dediğim anda, bu bir query string gibi düşünün, query string. Burada beşerli beşerli listeleyecek bunu. Böyle bir çalışma yapmak istiyorum. İşte burada MVC Framework'ün model binding denilen bir mekanizması devreye giriyor. MVC Framework'ün model binding denilen bir mekanizması var. İşte o model binding nedir arkadaşlar? Şu. Aksiyonun parametreleri içerisine yazılan, örneğin int page diyelim, eşittir default değeri 1 olsun. Buraya yazdığınız parametre değeri öncelikle işte bir query string'de, daha sonra bir hidden field'da, daha sonra bir text box'ta ya da işte bir kontrolün içerisinde index aksiyonunu hayata geçirirken bunlardan bir tanesini arıyor. Mesela URL'e bakıyor. URL'in içerisinde page diye bir şey var mı? Anlatabildim mi? URL'e bakıyor. URL'de page var mı? Yok mu? Hidden field'lara bakıyor. Orada da mı yok? Kontrollere bakıyor. Yani bulabildiği her bulabileceği her noktaya bakıyor. Buna model binding deniyor. Tamam mı? Yani çünkü normal şartlarda bu bir, buraya dikkat arkadaşlar. Normal şartlarda bu bir metot, değil mi? Sizin bu, ama biz URL'den çağırıyoruz bunu. URL'den böyle bir yazı yazabilir miyiz? Örneğin product slash index parantez 3,2, öyle bir şey yazılmaz değil mi? Onu işte bunu map ediyor. Yani bind dediğimiz, model binding dediğimiz bir olay. Bu arkadaşımız işte URL'de arıyor. Bulamazsa hidden field'larda arıyor. Bulamazsa kontrollerde arıyor. Bulamazsa sizin belirttiğiniz custom bir binding mekanizmasında bunlardan bir tanesini arıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizin buraya yazdığınız page değeri, bakın, bizim için artık kullanılabilir olacak. Dolayısıyla ben burada şimdi bir yeniden bir kontrol yazsam, desem ki get all nokta, hatta ver yazmayayım da direkt olarak bunları şöyle geçeyim. Nokta
skip diyeyim. Önce bir sayfalamayı yapalım. Ver koşulunu daha sonra ayağa kaldırırız. Şimdi sayfalamada olay nedir arkadaşlar? Diyelim ki elinizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ürün var. Siz bunları üçerli sayfalarsanız, birinci sayfada nasıl ne yaparsınız? İlk üçünü alırsınız. İkinci sayfada ne yaptınız ama ilk üçünü geçtiniz, sonraki üçü alırsınız. O zaman ben skip etsem neyi? Page çarpı page size. Page, yani kaçıncı sayfadaysam page size'ı atlasam. Tabi burada mevcut page'i geçmemem lazım. Page eksi 1 çarpı page size yapmam lazım. Peki atıyorum 3. sayfada 10 taneyi atlıyorum ya 5'er yaptığımdan dolayı. 3. sayfada kaç tane atlamam lazım? Arkadaşlar 11, 12, 13, 14, 15. Şuraya doğru bakın. 3. sayfada benim kaç atlamam lazım? Page-1. 3. sayfa olduğu için page-3. 3-1, 2. 2 çarpı 5, 10. 10 tane atlamam lazım. Kaç tane almam lazım? Page size 5. 5 tane almam lazım. Bu link sintaksı arkadaşlar. Tek 5 tane almam lazım. Sonra to list. 5'erli listeleyeceğiz demişiz ondan. Bunu daha sonra test ederken kullanacağımız için ben buraya yazdım. Hani değiştirebilirim diye sayfa sayısını. Buraya koydum. O zaman herkes bir çalıştırabilir mi? Hemen product'a gidelim. Index. Kaç ürün geldi arkadaşlar? Niye 5 tane ürün geldi şu an? Çünkü product index. Query string var mı arkadaşlar? Yok. Ama hangi sayfaya gitti? İlk sayfa. Niye? Şuna baktı arkadaşlar. Default değer böyle veriliyor ya. Default değer verdik. Bu C# 3.0.3 ya da 4. Emin olamadım şimdi. 4.0 da olabilir. İle gelen yeni bir özellik. Buna tabi default değer verme yöntemi bu. Şu an default değer verdiniz. Şimdi arkadaşlar bir inceler misin? Bakın. Bir bakın. ID. Bakın page 2 diyorum. Dikkat edin ürünler nasıl değişecek. Hop. 3. sayfaya git. Hiçbir şey yok. Yani hazır kontrol dediğim gidip bunu işte bir internetten ya satın alacaksınız ya da kendiniz yazacaksınız ya da ücretsiz olanlar var. Onlardan birini kullanabilirsiniz. O olay nasıl yaptın? Şimdi... Sayfalamayı mı? Evet. Onu biz yaptırdık. Ben dedim ki ona, o arkadaşıma. Dedim ki productservice.getAll dedim. Tüm ürünleri listele. Onlardan page-1 çarpı page size'ını atla. Yani atıyorum 3. sayfadaysanız 3-1 2, 2 çarpı page size 5 10. Yani 3. sayfayı listelemek için ilk 10 elemanı atla, sonraki 5 elemanı al. Bu bir link sintaksı. Link yani. Bunu dedim. Bakın dolayısıyla page'i nereden alıyor? Query string'den. Yani burada query string diyor. Tamam. Mantık tamamen mantığı biz kurduk yani. Tamam. Ama şu an arkadaşlar yani siz
Mesela seriye geldiğiniz zaman bu ücretli tabi bunlar. Şöyle online demos diyelim. Böyle bir sürü ürün var. Ücretsiz olanlar da yığınla var. ASP.NET MVC. Ne olabilir burada? Mesela burada bir tane grid kullanmış zaten. Grid. Aşağıdaymış, pardon. Görüyor musunuz? Mesela pop-up link diye bir şey yapmış. Sayfalama var yani. Hepsi var yani. Yine kayıt ekle, edit, delete, uygulamana gömmek için yapman gereken şey, şunları uygulamaya koymak. Anlatabildim mi? Şunu uygulamaya koymak, buradan hazır alabilirsiniz. Map ederek, kendiniz değişiklikleri yaparak yapabilirsiniz. Yani bu ücretli bir versiyon. Ama internette yığınma ücretsiz versiyonu da bulabilirsiniz. Çok var. Yani buradaki genelde... Ücretsizler hocam, güven olayı nasıl olacak yani? Efendim? Güven olayı nasıl olacak yani? O güven olayı ayrı zaten problem odur genelde ya. O güven olayı olmadığı için gidip satın alırsın ya. O yüzden gidip işte Telerik'ten, DevExpress'ten, Xnet'ten satın alıyorsunuz. Ben çok ilgilenmiyorum o tür araçlarla da. Hani ben genelde backend kodladığım için ama arkadaşlarımız mesela çoğu projede Telerik kullanıyor. Bir iki kurum işte DevExpress aldığı için DevExpress kullanıyor. Evet arkadaşlar. Burada bakın sayfalamayı yaptık. Bitirdik. Ama tabii ki bu durumda bizim yani sayfalama için daha iyi bir mekanizma oluşturabiliriz değil mi? Şöyle sağ altta bir tane paging mekanizması oluştursak. Ama böyle bir kontrol yok. Nasıl yapacağız bunu? Yani bu böyle bir mimariyi nasıl ayağa kaldırabiliriz? İşte bunun için de ben şu an size arkadaşlar şeyi aktarmaya çalışıyorum. Yani benim anlattığım şey MVC'nin nasıl çalıştığını göstermek. Yoksa tabii ki burada siz gidip böyle yazmazsınız. Burada giderseniz bir tane grid view bulursunuz ya da kendi içinde de bir tane web grid diye bir şey var. Onu da hani gösterirsiniz. Ama benim göstermeye çalıştığım şey MVC'nin nasıl çalıştığı. Dolayısıyla hani şeye aldanmayın. Her şeyi elle yapıyor olduğumuzu aldanmayın. Evet. Daha sonraki süreçte arkadaşlar o sağ taraftaki menüyü gösterelim dedik. Daha önce yaptığım projelerden şey göstereyim arkadaşlar. Onun nasıl göründüğü. İşte şöyle. Şöyle bir sayfalama yapacağız. Mesela 13. sayfa, 12. 11. sayfa şeklinde yapabiliriz. Tamam. Evet, öyle ona benzer bir şey yapmamız lazım değil mi? İşte biz o zaman bizim Viva kaç tane ürün olduğu mesela bilgisini yollamamız lazım. Az önceki listede zaten o bilgiler vardı. Şu bilgide bu şu listede o tür bilgiler zaten var. O zaman bizim dediğiniz gibi Viva bu ürünleri
ek olarak bir de kaç tane mesela ürün olduğunu, kaç tane sayfa olması gerektiğini belki, bir sayfada kaç ürün olması gerektiğini, bu tip bilgileri geçmemiz gerekiyor. Tamam mı? Gelin o zaman beraber sizinle biraz daha profesyonel bir çalışma yapalım arkadaşlar. Yani benim ek olarak bu products'a ek olarak işte kaç ürün var, kaç sayfa var gibi bilgileri geçmem gerekiyor. Kaç ürün var, kaç sayfa gibi var gibi. O zaman ben hem ürünleri hem de o tür bilgileri nasıl geçerim? Size uzmanlık sorusu. Ben hem ürünleri hem de o tür bilgileri nasıl geçerim? Bir metotta demeyelim de bir sınıfta birleştirerek diyebilir miyiz? O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Return view deyip burada new ürün product view model yapsak. İşte bakın bu tam olarak MVC modeli. Çünkü user interface ile ilgili, MVC user interface ile ilgili bir model olduğu için genelde biz bu tür modele işte ürün view modeli şeklinde bir isimlendirme vermeyi tercih ediyoruz. Bunun içerisinde önce ürünleri listelememiz, göndermemiz lazım. O yüzden bir products deyip eşittir products gibi bir kod yazıyorum. Bir de sayfalama ile ilgili bilgiler geçeceğim. Paging info eşittir new paging info diye geçeceğim. Burada nasıl bilgiler geçebilirim? Örneğin items per page. Yani bir elemandaki, bir sayfadaki eleman sayısı. Bu nedir? Page size'dır, değil mi? Bunu geçerim. Sonra totalde kaç elemanım var? Total items eşittir. Bu nedir? Mesela product.count'tur, değil mi arkadaşlar? Sonra az önce ekranda gördüğünüz mesela stilde mevcut bulunduğunuz sayfayı karartıyordu. Onu da geçelim. Hani daha sonra uğraşmayalım bununla. Mesela current page'imiz. O da page'den gelecek. Evet. Bu şekilde bir kod yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi burada product.count deyince bu filtrelenmiş olur arkadaşlar. O yüzden bizim filtrelenmemiş haline vermemiz lazım. O yüzden şunu ben şuraya taşımak istedim şimdi. Evet. Bunu buraya taşımak istedim. Aksi takdirde filtrelenmiş sayıyı verir, değil mi? Dolayısıyla items per page page size product.count current page page bir problemimiz yok gibi görünüyor. Şu anki durumda. Evet, yazmanızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar burayı bir daha anlatayım ben. Bakın ne yapıyoruz. Hani dedik ya, biz sayfa yapınca bir de alt tarafta bilgileri göndermemiz lazım. Yani sayfa bilgilerini oluşturabilmemiz lazım. Birinci, ikinci, üçüncü sayfa diye. Dolayısıyla o eleman sayısı kadar sayfa linki koymam lazım, değil mi, alta? Örneğin 100 tane elemanım varsa aşağıda 20 tane sayfa olması lazım. 101 elemanım varsa aşağıda 21 tane sayfa numarası olması lazım. Dolayısıyla benim view'a hangi bilgileri göndermem lazım? İşte kaç tane elemanım var
kaçarlı dizeceğim? İşte şu an hangi sayfadayım? Gibi bilgileri. Ona da bir tane sınıf koydum. Sınıfın içine o bilgileri koydum. Bir de ürünlerin kendisini göndermem lazımdı. Onu da bir yere koydum. İkisini birlikte başka bir sınıfa koydum. Hep tek bir model gönderebilirim ya. Kapsülleme yaptım yani. Burada bir sınıfın iki tane özelliği var. Products ve Paging Info diye. Onlara değer atadık, gönderdik. Bu mu? View metodu ise şunu döndürmeye yarıyor. Index view'unu döndürmeye yarıyor. Index view'una bu adamı yolluyor. Bu adamın içinde de hepsi var. Tamam? Hemfikiriz değil mi? Aynen, tabii. O zaman arkadaşlar, product view modelin yeri neresi? Tekrardan konuşalım. Hangi klasör? Ve koymalıyım ben product view modeli. Buna ama. Bu bir model işte arkadaşlar. View model olduğu için aynen dediğiniz gibi bunun içine koymalıyız. O zaman product view modelin üzerindeyken şöyle bir tane sol tıklayın. Bir tane sol tıklayın. P'nin altında böyle bir mavi bir dikdörtgen küçük oluştu mu? Onun üzerine gelin durun. Bir tane şey açılacak. Açın onu. Generate new type. Yeni bir tip oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bu bir interface mi, class mı? Class. Çok güzel. Bu nereye gider arkadaşlar? Web UI. Şunu kopyalayın. Şunu kopyalayın. O isim lazım olacak. Oradaki hangi klasöre gidecek? Models. Sizin altında yapıştırın sonuna. Yok, bu dosyaya ekle demek. Yani aşağı ekle. Okey dedi mi herkes? Bakın modelin altına görüyor musunuz eklendi. Products'a gelin arkadaşlar. Şöyle generate property yine aynı şekilde. Products'ın hemen altında. Sağ taraftaki paging info'ya gelin. Ona da generate new type. Efendim? Sağdaki. Neredesiniz şu an? Evet. Paging info'ya geldiniz mi şöyle? Tamam. Generate new type. Projekte böyle bir şey yoksa mı? Hangisinde? Bu mu? Onu oluşturduk zaten. Generate property gelir. Sağdaki paging info'ya gelin. Ona da generate new type deyin. Onu nereye atıyoruz? Kopyalan yine ismini arkadaşlar. Yine modele, süpersiniz. Sonuna yapıştıralım. Okey diyelim. Oluşturdum. Items per page generate property. Total items generate property. Current page generate property. Bir de paging info kaldı. Generate property. Niye böyle yaptı? Heh, tamam. Bu normal. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bunun altı kırmızı. Bunun nedeni şu. Biz Viva bir model gönderiyoruz değil mi?
Gönderdiğimiz modelin türü nedir? Product View model. Değil mi? Bir model gönderiyoruz. Ama biz daha önce bunu yapmıştık. O zaman ne göndermiştik? Product listesi göndermiştik. Daha önceki yaptığımızda. Dolayısıyla biz bunu ilk oluşturduğumuzdaki durumdan dolayı bunun görüntü türü, view türü şu olmuştu. List of product. Yani diyor ki ben list of product kabul ederim. Ama biz ne gönderiyoruz? Bunu gönderiyoruz. O yüzden bizim burayı değiştirmemiz lazım. Değişti çünkü. Yani buraya gelip ReShuffle bunu yapıyor zaten. Diyor ki view'un, arkadaşlar bakın, view'un modelini şu yapayım mı diyor senin yerine. Yap diyorum. View'a gidin şimdi arkadaşlar. Ne oldu tipi? Bu artık model. Model deyince buna karşılık geliyor arkadaşlar. Benimki model değil artık. Modeldeki neler? Ürünler. Hemfikir miyiz şimdi? Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar?